Bu topraklar canım ülkem Türkiye'ye ait. Bir zamanlar Kuzey Afrika, Balkanlar ve Orta Doğu'da toprakları olan bir güç olsak da günümüzde Anadolu ve biraz da Avrupa topraklarına sahibiz. Fakat buna rağmen Türkiye yüz ölçümü bakımından Avrupa'nın en büyük ülkesi konumundadır. E tabi Rusya'yı saymazsak. Türkiye'yi alıp olduğu gibi Avrupa kıtasının üzerine yerleştirdiğimde Fransa'yı neredeyse tamamen kapsayıp İsviçre, Avusturya, Slovenya ve Hırvatistan'ı bünyesine dahil edip Macaristan topraklarını da bitiyor. Yatay açıyla yeniden Avrupa'nın üzerine yerleştirdiğimde ise İtalya'dan İsveç'e kadar uzanıyor. Fakat bugün bunlardan farklı olarak size Türkiye'nin sınır dışındaki topraklarını anlatacağım. Türkiye'nin Türk toprakları dışında olan ve en çok bilinen toprağı şüphesiz Suriye'de bulunan Caber Kalesi'dir. Ama ülkemizin sınır dışındaki toprakları buradan ibaret değil. Gelin sınırları aşalım ve Türkiye'nin Yunanistan, Suriye, Libya, Sudan, Katar, Somali ve Afganistan'daki topraklarını anlatmak için size yardımcı olayım. Eğer siz de bana yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Türk topraklarında olmamasına rağmen mülkiyeti ve idaresi Türkiye Cumhuriyeti'ne ait 10 kara parçası bulunmaktadır. Bu toprakların her biri tarihi, dini ve hatta askeri öneme sahip. Türkiye'nin Yunanistan sınırında bulunan Kara Ağaç kasabasını daha önce duymuş muydunuz? Haritaları seven ve videolarında bol bol çizen birisi olarak söyleyebilirim ki haritalar insana çok şey öğretiyor. Yunanistan-Türkiye sınırı Meriç Nehri'nin doğal sınırları göz önüne alınarak Lozan Antlaşması ile çizilmiş bir sınırdır. Fakat haritaya dikkatli bakacak olursak Türkiye'nin Meriç'in öteki tarafında yani Yunanistan sınırlarında toprakları olduğunu görürüz. Bu bölgenin adı Karaağaç'tır ve nehrin batı kıyısındaki tek Türk toprağıdır. Bu açıdan Karaağaç benzersiz bir lokasyona sahiptir. Buradan hareketle Karaağaç'ın idari olarak Edirne Belediyesi'ne bağlı olmasına rağmen Edirne'den daha çok Yunanistan'ın köylerine yakın olduğunu söyleyebilirim. Peki bu sıra dışı semtin hikayesi ne? Bölge 1920 ve 1923 yılları arasında Yunan işgalindeydi. 1923'ün başlarında Lozan'da Yunan-Türk sınırlarının geleceği müzakere edilirken Türkiye'nin Yunan ordusunun Anadolu'da verdiği zararlar sebebiyle Yunanistan'dan tazminat talebi oldu. Bu müzakerenin sona ermesi için uluslararası güçlerden Yunanistan ve Türkiye'ye baskı yapılıyordu. Ancak Yunanistan ekonomik buhranı bahane ederek Türkiye'nin istediği 4 milyar altın frangı ödeyemedi. Bu yüzden hükümetimizin isteklerini karşılamak için Karaağaç bölgesini tazminat bedeli olarak bize teklif etti. İngiltere ve Fransa'nın yoğun baskısı sonucunda hem Yunanistan hem de Türkiye bu anlaşmayı kabul etti. Ve Meriç Nehri'nin öteki ucunda kalan bu topraklar Yunanistan'a değil Türkiye'ye verilmiş oldu. Kasabada Lozan Antlaşması ile Karaağaç'ın tekrar Türk topraklarına kazandırılmasını sembolize eden Lozan Anıtı ve Lozan Müzesi bulunmaktadır. Gönül isterdi ki prodüksiyon kurup size bu mirası yerinden aktarayım. Ama nasipte varsa gelecekte böyle işlerin üstesinden geleceğim. Bu noktada destekleriniz çok önemli. Hazırsanız ikinci ülkemize gidiyoruz. Kemerlerinize bağlayın. Çünkü yolculuk Afrika topraklarına. 1517 yılından itibaren Osmanlı toprağı olan ve 19. yüzyıla kadar Osmanlı bayrağı dalgalanan Sevakin Adası, 1882 yılında İngiltere'nin adaya hakim olmasıyla Osmanlı denetiminden çıkmıştı. Günümüzde ise Sudan'a ait. Nüfusu 45.000 olan ada, Orta Çağ'da lüksün zirvesi olarak kabul edilirdi. Günümüzde eski şaşasından uzak olsa da hala Kızıldeniz ticareti için stratejik bir lokasyona sahip ve Afrika'nın kapısı olarak nitelendiriliyor. Türkiye 2017'de dönemin Sudan Devlet Başkanı El-Beşir'den ülkenin kuzeyinde bulunan Sevakin Adası'nın tarafına tahsis edilmesini istemiş ve El-Beşir bu talebi kabul etmişti. Sonrasında adanın mülkü Türkiye'ye verilmişti. Ancak Sudan'ı 30 yıl boyunca yöneten Ömer El-Beşir, halk protestolarıyla başlayan, sonrasında da ordunun yönetime el koymasıyla sonuçlanan bir süreçte istifa edip tutuklandı. Wikileaks'e göre Sudan Devlet Başkanı'nın İngiltere'deki banka hesaplarında ülkesinden kaçırdığı 9 milyar dolar parasının bulunduğu iddia edilmektedir. Peki bunlara rağmen Sevakin'in Türkiye'ye kiralandığı anlaşma hala geçerli mi? 2017 yılında Türkiye ile Sudan arasında 22 anlaşma imzalandı. Anlaşmalarda ana hedef iki ülke arasındaki ticareti 10 milyar dolara çıkarmak ve Türkiye'nin bu adada turizm faaliyetleri yürütmesi yönündeydi. Darbeyi dünyaya ilan eden Sudan Savunma Bakanı Ahmet Bin Af, uluslararası anlaşmaların yürürlükten kaldırıldığına dair herhangi bir açıklama yapmasa da Kızıldeniz kıyısında yer alan stratejik öneme sahip Sevakin Adası'nın yeniden imarı anlaşması 650 milyon dolar değerinde bir yatırımdı.
Peki Türkiye'nin buradaki çıkarı ne? Burada ziraat, özellikle de altın ve petrol gibi madenlere yatırım yapılabilir gibi duruyor. Bu arada deniz ticaretinde önemli bir paya sahip olan Kızıldeniz'de bölge ülkelerinin dışında birçok yabancı ülkeye ait askeri üsler bulunuyor. Türkiye resmi makamlar aracılığıyla bu durumları reddetse de ilerleyen yıllar farklı şeyler gösterebilir. Hazır Afrika sınırlarında bulunuyorken rotamızı Somali'ye çevirelim. Çünkü Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssü burada yer alıyor. Öte yandan BBC'nin haberine göre Somali'nin IMF borçlarını ödediğimizi biliyor musunuz? Her neyse. Başkent Mogadishu'daki 400 dönümlük arazi üzerinde Türkiye'nin dünyadaki en büyük askeri üssü var ve bu üste 3 askeri okul bulunuyor. Yılda 1500 Somali askerine eğitim verileceği belirtilen üs, aynı zamanda ABD, Çin, Fransa, Japonya ve İtalya'nın askeri üslerinin bulunduğu Cibuti'ye de komşu. Açıkçası Türkiye'nin Afrika'ya yatırımlarını dikkatle takip ediyor olsam da geçenlerde 5 litre suya ve 15 adet yumurtaya 50 lira verdiğimi hatırlayınca çok üzülüyorum. Demek istediğim, elbette sınır ötesinde güçlü olmalıyız. Destekliyorum. Ama sınır içerisinde de insanlar kendini mutlu hissetmeli. Yine de yakında Türkiye'nin Afrika politikasıyla alakalı detaylı bir video yayınlamayı istiyorum. Konuya dönecek olursak, peki basitçe buralarda ne yapıyoruz? Birincisi Türkiye'nin uluslararası arenadaki aktifliğini arttırmak. İkincisi ise ihracata dayalı bir pazarla Afrika'da siyasi aktör olmak. Öte yandan elbette Türkiye'nin bölgede petrol arayışı da söz konusu. Bakalım ilerleyen yıllarda Türkiye-Somali ilişkileri nasıl yürüyecek? Sıradaki Türk toprağı herkesin malumu olduğu üzere Suriye'de bulunuyor. Resmi olarak Türkiye'nin sınır dışında sahip olduğu tek kara parçası burasıdır. Caber Kalesi tıpkı Sevakin'de olduğu gibi Yavuz Sultan Selim devrinde Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah'ın mezarı işte bu topraklardadır. Fakat Caber Kalesi'nin içinde bulunduğu bölge 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru İngilizler tarafından işgal edildi. Daha sonrasındaysa bölge Suriye'ye bağlanarak Fransız mandasına bırakıldı. Ve bölgedeki topraklarımızı tamamen kaybedince Süleyman Şah Türbesi Türk topraklarının dışında kaldı. Ancak manevi değer taşıyan Caber Kalesi, Fransa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması'nın 9. maddesi gereğince Türkiye'ye bırakıldı ve bu anlaşma gereğince Türkiye'ye orada asker bulundurma ve Türk bayrağını çekme hakkı tanındı. Bu süreç 1968 yılına kadar sorunsuz bir şekilde ilerlerken bir anda Suriye bölgeye baraj yapılacağını ve türbenin de sular içinde kalacağını söyledi. Haberi alan Türkiye, türbeyi nakil etme kararı aldı. Fakat Türkiye sınırlarına değil, yine Suriye toprağı olan Karakozağa taşındı. Bu bir stratejik hamle miydi bilinmez. Fakat yakın tarihte IŞİD gibi bir bela ile karşı karşıya kalacağımızı kimse bilemezdi. 2015 yılında Türkiye, IŞİD tehdidi sebebiyle Süleyman Şah Türbesi'ni ikinci kez nakil etme kararı alınca mezar yine Suriye toprakları içinde ama bu sefer Türkiye sınırına 100 metre yakınlıkta bulunan bir yere taşındı. Ki bu toprakların şu an Türkiye hakimiyetinde olduğunu söylemek de pek yanlış sayılmaz. Çünkü Suriye topraklarının 8.835 km² alanı 5.000 Türk askerinin kontrolünde. Afrin, Elbap, Azaz ve Cerablus gibi şehirler dahil olmak üzere 1000'den fazla yerleşim birimi bunlardan bazılarıdır. Ancak yanlış anlaşılmasın, buralar resmi olarak Türk toprağı değildir. Resmi olarak Türk toprağı sayılan tek yer Süleyman Şah Türbesi'dir. Suriye demişken, Türkiye'nin en çok askeri üs barındırdığı ülke de bu coğrafyaya yakın. Irak'ta toplam 10 farklı bölgede 2500 askeri personelimiz bulunmaktadır. Bu rakamlar Irak'ı hem asker sayısı hem de üs sayısı açısından Türkiye'nin en güçlü olduğu ülkelerden biri konumuna getiriyor. Bunun dışında Türkiye'nin Afganistan, Katar, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Lübnan, Orta Afrika, Libya gibi ülkelerde de askerleri veya üsleri mevcuttur. Adriyatik'teki tek deniz üssümüz olan Arnavutluk bu açıdan çok değerlidir. Keza Bosna Hersek ve Katar da Türkiye'nin en güçlü olduğu ülkelerden birkaçıdır. Öte yandan tarım faaliyetleri için dünyanın farklı ülkelerinde kiraladığımız topraklar da mevcut. Ancak bu konuya girmeyeceğim. Genel olarak ülkemizin Türkiye toprakları dışındaki topraklarını size olabildiğince anlatmaya çalıştım. Desteklerinizden güç alarak gözümü 50.000 abone hedefine diktim. Yürüdüğüm ve kendime çok inandığım bu yolda beni yalnız bırakmadığınız ve videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Bunlar küçük dokunuşlar gibi görünse de beni çok motive eden şeyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.